bugün burada bizim hemen sel sonrasında genel sekreterimiz geldi buraya bir grup arkadaşıyla, bir arkadaşımızla. Arkasından Aydın Sezgin Bey burada, burada sorumlu milletvekilimiz. Ondan sonra Bedri Yaşar Bey'in başkanlığında bir teknik ekip geldi ki biz hem iktidara hem mecliste milletvekillerine hem de teknik olarak buranın neye ihtiyacı olduğunu, muhalefetin görevi bu, iletmek, onu gündemde tutmak. Şimdi bugün de benim başkanlığımda bir heyet olarak geldik. Dolayısıyla yapılanlardan Allah bin kere razı olsun. Emeği geçen herkesten, başta siz olmak üzere. Dikkat ederseniz bütün çadırlara ben uğradım ve hem geçmiş olsun hem de Allah razı olsun dedim. Çok büyük bir afet bu. Eksiklerin giderilmesi lazım. Mesela arkadaşlarımızın bizlere verdiği bilgi şu. Esnaf burada çok küçük esnaf, yani tüccar değil, esnaf. Dolayısıyla borçlarının silinmesi, o yapılamıyorsa 2 yıl mutlaka faizsiz, şeysiz ödenmesinin ertelenmesi. Esnaf için çok acil söylenen. Anladığım kadarıyla burada şimdi pek çok yer yıkılacak. O insanların gönüllerinin rahat tutulması gerekiyor. İşte 3 evim gitti, 2 dairem gitti, şu oldu, bu oldu. Acaba benim durumum ne olacak endişesi, bu selin üzerinde öyle bir endişe yaşanmaması gerekiyor. Şimdi buradaki tespitlerimizi önce resmi olarak paylaşacağız. Ondan sonra burayı gündemde tutmaya devam edeceğiz. Felaket yaşadı. Evet. Birinci gününden itibaren millet, belediyeler, Millet İttifakı belediyeleri, sivil toplum kuruluşları oradaydı. Tabii ki devlet oradaydı. Devletin orada olmak zaten vazifesi. İktidarın sözcülüğünü ve destekçiliğini yapan arkadaşlar, bizim eski arkadaşlarımız, devlet oradaydı diyor. Ben ne diyorum ki, işte devlet dediğim bu. Büyükşehir belediyeleri şöyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bozkurt küçük bir yer. Ufukta seçim de var durmadan, erken seçim şeyleri dillendiriliyor. Oraya bir şeyler yapacaklar. Başkalarının yaptıklarını da kendilerine mal ederek Bozkurt üzerinden Türkiye'de bir algı yaratmaya çalışacaklar. Bunun algıyı yıkmamız lazım. Devlet dedikleri AKP geldi, IBAN numarası verdi gitti. Kore gazilerimiz var, Kıbrıs gazilerim, ben Kıbrıs gazilerim. İki kardeş biz Kıbrıs gazilerimiz. Vatanımızı, milletimizi, halkımızı seven, vekillerimizi seven, bütün halkımızı seven bir gaziyim. Ayrım oluyor gaziler arasında. Bu konuda gündeme getirirseniz bu çok önemli. Yani bu konu çok önemli. Çünkü ben kendi şahsıma konuşayım. Selahattin Hoca, ben Kıbrıs gazilerim. Konut almaya gittim. Bana ne cevap verdi biliyor musun? Oradaki görevli. 15 Temmuz gazilerine var, Kıbrıs Kore gazilerine burada konut alımında indirim yahut da yararlanamıyor.